Dövüş sanatları tarihinde Bruce Lee kadar devrimci olan çok az insan vardır. O dövüş sanatları filmlerinin yapım şeklini değiştiren bir ikon ve film yıldızıydı. Ancak hikayesinin en inanılmaz kısmı nasıl film çektiği ya da bir dizi ünlüyü nasıl eğittiği değildir. Yaptığı her şeyde %100 başarılı olmasıdır. Felsefesi ve yetenekleri zamanın ötesindeydi. Bugünkü tekniklerle eşit, hatta biraz ilerisinde bile diyebiliriz. Peki Bruce Lee yaptığı işte tam olarak ne kadar iyiydi? İşte Bruce Lee'nin yetenekleri hakkında 10 şaşırtıcı gerçek. Yasak dövüşü. Ünlü aktör ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee'nin ilk kez ortaya çıkan bir video kaydı büyük heyecan yarattı. Kamera kaydında Bruce Lee antrenman sırasında bir öğrencisinin saldırısını savuştururken görüntüleniyor. Siyah dövüş kıyafetiyle mindere çıkan Bruce Lee'nin ustaca hamlelerle öğrencisini yere düşürmesi saniye saniye kamera kaydında yer alıyor. İlk öğrendiği dövüş sanatı Wing Chun Kung Fu'ydu. Bruce Lee hakkındaki en iyi bilinen gerçeklerden biri öğrendiği ilk dövüş sanatının eskiden Kung Fu olarak telaffuz edilen Kung Fu biçimi Wing Chun olduğu gerçeğidir. Bu sanat ona efsanevi usta Ip Man tarafından öğretildi. Wing Chun genellikle kadınlara özel bir dövüş sanatı olarak kabul edilirdi ancak Wing Chun sayesinde Bruce Lee dövüş sanatlarına karşı derin bir tutku geliştirdi. Dahası Lee'ye dövüş sanatları kariyeri boyunca kaybetmeyeceği en önemli özelliği olan hızın önemini öğreten de Wing Chun'du. Bruce Lee günde 5000 yumruk atıyordu. Bruce Lee'nin mükemmelliğe ulaşmak istiyordu. Rutininde kusursuz olursa tekniğinde de kusursuz olacağını düşünüyordu. Bu yüzden kendine en basit görünen tekniklerden bazılarını tekrar tekrar yapmaya adadı. Her gün 5000, elbaşı 2500 yumruk atardı. Bu onun yıldırım hızında yumruklar atmasına yardımcı oldu. Sadece yumrukları değil, tekniğindeki her şey, vücut pozisyonundan vücut mekaniğine kadar her şey kusursuzdu. Bir yumrukta yarattığı kuvvetin 160 kilogram olmasının sebeplerinden biri de bu. Kendisi sadece 58 kilo ağırlığında olduğu için bu duyulmamış bir başarıydı. Bir dövüş yeterince hızlı kazanamayınca Jeet Kune Do tekniğini geliştirdi. Bruce Lee Çinli olmayan öğrencilere de Kung Fu öğrettiği için Çinliler tarafından nefret ediliyordu. Öfkelenen diğer Çinli ustalar ona meydan okudu. Elbette Lee o karşılaşmayı kazandı. Hem de sadece 3 dakika içinde, ancak bundan memnun değildi. Ona kalırsa savaşı çok yavaş kazanmıştı. Kullandığı Kung Fu'nun çok kısıtlı olduğunu düşünüyordu. Kullandığı yumruklar yüzünden elleri şişmişti ve Lee bunu bir zayıflık olarak görüyordu. Sonuç olarak yönlendiren yumruğun yolu anlamına gelen Jeet Kune Do adlı dövüş sanatını geliştirdi. Tek bir stile uymayan akıcı bir dövüş yöntemi oluşturmak için birden fazla dövüş sanatından teknikler kullandı. Bir keresinde Chuck Norris ile bütün bir gece dövüştü. Dövüş sanatçılarından bahsederken anılacak başka bir isim de Chuck Norris'tir. Bruce Lee gibi o da zamanın ötesindeydi. Dövüş sanatları sinematik tarihinin bir anında ikisi Ejder'in Dönüşü filminde karşılaştı. Bir gün şans eseri Lee ve Norris aynı anda New York'taki aynı otelde kalıyorlardı. İkisi de asansöre binerken dövüşe tutuştular. Maç koridorda devam etti ve onlar farkına varmadan saat sabahın 4'ü olmuştu. İkisi yıllarca Lee'nin ölümüne kadar arkadaş kaldılar. Film çekimleri sırasında Lee kameralar için fazla hızlıydı. Bruce Lee'nin günde 5000 kez nasıl yumruk attığından bahsetmiştik. Böyle bir egzersiz rutininin getirdiği hız elbette eşsizdi. Nitekim yumruklarının resmi hızı saatte 190 km olarak belirlendi. Film çekerken kamera ona ayak uydurmakta zorlanıyordu. Çünkü dövüş sanatları filminde hareketler hızlandırılır ama Lee'ninkiler yavaşlatılıyordu ki seyirciler atılan yumrukları ve tekmeleri görebilsin. Buna rağmen birçok kişi sahnelerin sahte olduğunu düşünüyordu. Fizikçiler onun bir yumruğunu inceledi. Bruce Lee'nin en iyi bilinen özelliklerinden biri One Inch Punch, bir inçlik yumruk adlı tekniğiydi. 1967'de bir dövüş sanatları gösterisinde 58 kilo olan Lee, izleyicilere uygun teknikle ne kadar güç üretilebileceğini gösterdi. Bir gönüllünün göğsünden sadece bir inç geriden attığı yumruk, kendinden neredeyse iki kat daha büyük birini sandalyesine geri düşürecek kadar sertti.
2014 yılında bir grup biyomekanik araştırmacısı Lee'nin görüntülerini inceledi. Hareket takibi ve beyin taramaları uygulayarak yumruğun nasıl bu kadar etkili olduğunu belirleyebildiler. Maksimum güç üretmenin püf noktası aynı anda mükemmel bir şekilde uygulanan vücut mekaniği ve fiziğiydi. Lee boyutuna oranla en güçlü adamlardan biriydi. Titiz diyetler, düzenli egzersiz seansları, bunlar Bruce Lee'nin günlük rutininin olmazsa olmazlarıydı. 1.72 boylu ve 58 kilo bir adam olmasına rağmen iki katı büyüklüğünde birinin gücüyle doluydu. Bu delice güç onu inanılmaz başarılara ulaştırdı. Lee iki eliyle üst üste 1500 şınav çekebilirdi. Bir elini kullanarak üst üste 400, bir elin iki parmağını kullanarak üst üste 200 ve bir elin baş parmaklarıyla üst üste 100. Bunları gösterilerde sergilediğinde insanlar böyle bir şeyin mümkün olduğunu şaşkın gözlerle izleyerek idrak ediyordu. O ise bu gösterileri egzersiz ve uygun diyetin önemini vurgulamak için yapıyordu. Bugüne kadar birçok dövüşçü hala Lee'yi tüm zamanların en büyük dövüş sanatçısı olarak adlandırıyor. Bruce Lee'nin 1973'te vefat etmesinden bu yana yüzlerce ünlü dövüş sanatçısı ilgi odağı oldu. Şimdi bile ekranda uygulanan teknikler Lee tarafından atılan temeller üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle ekrandaki efsanelerin ve profesyonel dövüşçülerin çoğu hala Bruce Lee'yi tüm zamanların en büyük dövüş sanatçısı olarak görüyor. Bunu söyleyenler arasında Mike Tyson, Anthony Pettis, Randy Couture, Anderson Silva ve Manny Pacquiao gibi şampiyonlar da var. Chuck Norris bile Bruce Lee ile dövüşseler Lee'nin kazanacağını itiraf etmişti. Bruce Lee'nin ölümü hala bir gizem. Bruce Lee 20 Temmuz 1973'te 32 yaşında öldü. Resmi nedenin beyin ödemi veya beyin şişmesi olduğuna karar verildi. Öldüğü gün Lee baş ağrısından şikayet ediyordu. Biraz ağrı kesici alıp uyudu. O uykudan hiç uyanmadı. Bazıları ilaca alerjik reaksiyon gösterdiğine inanırken diğerleri ölüm sebebinin tedavi edilmemiş sıcak çarpması olduğuna inanıyordu. Lee sık sık aşırı ısınmış kayıt stüdyolarında çalışıyordu. Hatta bir keresinde bayıldığı bile olmuştu. Ter ve zerin eksik olması da vücudunun serinlemesini zorlaştırıyordu. Yani kesinlikle aşırı ısınmaya meyilliydi. Beynindeki şişliğin arkasında böyle bir sebep yatıp yatmadığını kesin olarak söylemenin hiçbir yolu yok. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve hiçbir videomuzu kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.